Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hayrola Nadide Hanım, maşallah çok neşelisiniz. Allah neşenizi daim etsin ama soramadan edemeyeceğiz. Yeni bir aşk mı var? Yapayalnız. Gönlünüz boş. Gözlere girdik niye? Konser muhteşem, sohbet baldan tatlı. Yani her şey tadında tuzunda. Tik değil bir de sohbete katılıyor. Müzik muhabirimiz Kemal, Nadide Sultan'ın yıllar önce bir televizyon programında Hilmi'yi evlendirmek için söz verdiğini hatırlatıyor. Ve ortalık birdenbire karışıyor. Seneler önce bizim programımızda seninle birlikte çalışırken Hilmi'ye şöyle seslenmiştim. Söz seni evlendireceğim diye. Evet. Bugündür adamcağız. Hilmi hala evlenemedi. Evlenmedi. Gel Hilmi. Ben evlenememekten muzdarip değilim. Kemal Bey'in ikide bunu zikretmesinden muzdarip. Zaten bütün eşrafta benim bu hususta sıkıştırıyor. Gereği yok. Bu konuda kimseden yardım istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Kemal'den belgeler. Ben eski görüntülerini çıkartacağım. Evlenmek için yalvarıyordu. Evet hatırlıyorsunuz. Evet hatırlıyorum tabii ki. Konu dönüp dolaşıyor. Mehmet Ali Erbil'e geliyor. Ve gerilim dolu anlar da start alıyor. Hatırlarsınız, Tikli Hilmi, Mehmet Ali Erbil'in televizyon programında tatsız bir olayla karşı karşıya kalmıştı. Bomba ateş aldı bir kere. Mehmet Ali gibi her gün ama o çok evleniyor. Sen de inşallah onun kadar çok evlenirsin. Tam bu sırada kulise gelen güvenlik görevlileri Hilmi'yi çağırıyor. Hilmi neye uğradığını şaşırıyor. Baskın var. Seni polis zoruyla dışarı çıkartıyoruz. Beni? Evet. Allah Allah. Ne için acaba? Bilmiyorum. Bir bildikleri var herhalde. Bilmiyorum. Bir bildikleri var. Benim mi? Burada üç kişi. Hangi? Korkma. Bir... Seni çağırıyor. Beni değil. Hadi. Seni çağırıyor. Birkaç dakika sonra olay açığa çıkıyor. Meğer iki genç Hilmi ile fotoğraf çekebilmek için güvenlik görevlilerine ricada bulunmuş. Onunla mı çektirmek istiyorsunuz? Pekala. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum. Sağ olun. Koluna da girecekler. Nadide Sultan fena kızdı. Maşallah yani hakikaten açmışlar kısmetini açanlar. Maşallahı var. Nadide Sultan, Hilmi'ye Mehmet Ali Erbil'in programında gerçekleşen talihsiz kazayı hatırlatınca olanlar oluyor. Önüne bak! Aldı mı? Patlamaya son 3, 2, 1. Mehmet Ali açtı diyorum. Ha. Kısmeti dansız, açtı. Dansız sizin başınıza. Olur mu? Hayatta öyle bir gaza gelmem. İşte burada Mehmet hemfikiriz. Mehmet Ali'ye karşı ben hazırım yani. Kikli Hilmi karşı atağa geçiyor. Beyleğimi laklakla geçirin. İşe yarar laflardan bahsedelim de millet istifade etsin. Lütfen. Mesela abi. Neden matematik, sosyoloji, felsefe? Doğru. Sen git fotoğraflarını için çektir, ben gideyim. Aman Hilmi, ne yaptın? Kırdın güzeller güzeli Nadide Sultan'ın kalbini. Bizim bildiğimiz Hilmi centilmendir. Alır eline çiçeğini, böyle hoş bir bayanın, böyle değerli bir sanatçının gönlünü almasını bilir. Ne diyelim, bekleyip göreceğiz. Torun var mı? Torunu sayısı yok. Vallahi hatırlamıyorum. Hemen hatırlayamam, ismini hiç bilmem. 30'un üstünde desem tamam yani bu kadar. Hadi ya. Yani bir mahalleyi teşkil edecek bir muhtarlık olduk yani. Nerelerde onlar da? Şimdi ise bir kısmı Osmaniye'de, şehirden. Diğerleri de hemen buradaki mahalle, evet, köyümüzden. Böyle yaşayıp gidiyoruz yani. Amcamız konuştukça açılıyor, açıldıkça konuşuyor. Muhabirimiz Kemal de buldu şeker gibi Ahmet amcayı, konuşturdukça konuşturuyor. Senin gözünle hayat nasıl? Vallahi benim gözümle, benim eski geçmiş günümüze göre düşüncem şimdi farklı yani. Şimdiki hayatı ben Eskişehir'e şey görmüyorum yani. Şimdiki hayat biraz, hayat pahalıdı, insanlar değişti, saygı sepet kalmadı, biliyor musun hani? Eskiden büyüklerimize bir saygı sepet vardı, böyle otururduk kalkardık, gerekirse yardımlaşırdık falan ama şimdi gençlik değişti, haliyle değişti. Eskiler kimse beğenmez oldu, moda değişti, bir takım şeyler yani değişiklikler var. Benim pek hoşuma gitmiyor yani tabii. Ama belki de diyeceksin ki yaşlandınız falan, tabii siz öyle görüyorsunuz dersiniz ama Eskişehirlik kalmadı yani benim açımdan. Oldukça dişsin bu yaşta da halen.
bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ya, böyle azmim vardır yani elhamdülillah. Meraklıyım yani. Her şeye yani gördükten sonra bir şeye bunu ben yapmak, üretmek isterim yani. Böyle de bir içimden gelen bir içgüdüm var yani. Her şeyi de yaparım elhamdülillah. Mesela bu saz bağlama, mesela keman, bir takım el işleri. Falan. Soracaktım onları da sen söyledin. Ha. Ben bunları şimdi mesela genelde ben 50'lerde falan başlattım ben bunu. Ben eskiden şiir kitapları okurdum yani bu müzik bağlama üzerine. Onun üzerindeki şemaları görerekten biliyorsun Dadaloğlu, Köroğlu, Aşık Veysel bir takım. Fakat çalacak herhangi bir müzik aleti yoktur yani. Bunu sorarım İstanbul'da Antep'te vardır diyorlar. Fakat o günlerin şartlarına göre mesela Amerika'ya gitmekten zordu benim için hani. 1 lira param yoktu hani. Fakat ben içimden bir gelcesine bir şey geldi. Keseri baltayı çektim. Gördüm takoz olduğunu elim aldığını. Uğraşa. Nitekim misine nedir, tel nerede satılır, nasıl bağlanır filan. Fakat işte her şeyin içinden gelecek bir azim. En sonu ben bunu bu hale getirdim. Yörede bir mesela 1. sınıf bağlamacı olaraktan bağlama ustasıyım yani. Yarın varanda eller giyinir, benim yarim ele bakar yerini. Baktan baktığında asila görünür. Gel oldu gidelim bizim ellere. Bir bakkaldı. Evet, bakkal. Sen de alışverişe evet. Gidiyordun. Evet. O da müşteriye göz koymuş. Evet. Evlendikten sonra bakkallığı bıraktı değil mi? Ya halakat ya bıraktı. Bıraktı. Evet. Alacağımı aldım nasıl olsa. Ne kadar? Sevgili seyirciler, baş döndürücü Hatay turumuz devam ediyor. Şimdi de muhteşem şehir yeni Hatay'ı 60 saniye izlemeye ne dersiniz? Önce dondurmayı soralım, tatmışlar mı? Daha sonra şampiyonumuzu soralım. Have you ever tasted ice cream special to Kahramanmaraş before? Yeah. Yes. Ha, şu anda da dondurma geldi. Şu anda ilk tecrübeleri. Okay. Special right for us. It's hard. Yes, yes. It's nice. Right. Acemi belli. Tabii ki. Bu arada bize Şeref Eroğlu gibi örnek kişiliğiyle ve sporculuğuyla ülkemize temsil etmiş bir kıymetli bir büyüğümüzü misafirlerimize takdim etmekten büyük keyif aldık. Bizim için çok büyük onur oldu. İstanbul'da doğduk. Yani yine de burası daha güzel İstanbul'dan. Okuyor musun? Evet okuyorum. Nereye okuyorsun? Üniversite sınavlarına girdim. İnşallah kazanırsam. Hedef nere? Öğretmenlik hedef. Bu arada... Sünnet olan çocuklar. Tamam. Saat 1:30'da belediye başkanı. Da bir Mikail nedir bu benim şansım? 40 yılda bir oturayım dedim. O da dikenin üstüne oturdum. Evet merhabalar. Bu da bizim size şakamız herhalde. Tanıyalım seni. Gildeniz. Yeah. You see for yourself. İrem Yaman. Well, they may be similar ages, but not similar heights. The Turkish fighter, the taller of the two. We know that Jones likes to throw the back kick. Well, the front leg of the Turk work well. One person who does know, Atis Ilgün from Team Turkey. You guarantee they will have got a game plan tailored to suit Jade Jones, who tries to come forward aggressive on the front foot so far. İrem Yaman leaning back, trying to keep her head out of the way. Good faking from Jones. Trying to put the pressure on here. İrem Yaman flicks out that front leg to the face. Jones, good concentration. Uğur Işılak, magazin duayeni yapımcımız Kemal Ulaş'a çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir ölürüz, bir doğarız, vatan sağ olsun. Ben sevdamı kefenledim.
ölsem de bir ölmesem de. Güdüllü bayanların yaptıkları ev işlerini, el işleri burada tanıtımını yapıyoruz. Kadın merkezimiz var yeni açıldı. Ayrıca ihtiyaç sahiplerini belirleyip onları giydiriyoruz. Böyle onlara yardımcı oluyoruz. Buradaki gördüğünüz bütün ürünler de kadınlara ait Güdül'deki. Onlar dışa dönük ekonomiye katkı sağlamak amaçlı bir şeyler yapıyorlar ama pazarda pek bulunamadıkları için onların adına biz... Yani pazarlamada yavan mı kalıyorlar? Yani biraz daha sessizler. Kadınlar biraz daha işlerine kapanık burada. O konuda destek oluyoruz onlara.